Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte KPS 2022 güncel bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki güncel bilgiler serimize başlamıştık. Oynatma listesinden bu güncel bilgiler serimize ulaşabilirsiniz. Sınava kadar da hem lisans hem ön lisans hem de orta öğretim için güncel bilgiler serimiz kaldığı yerden yüklemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım şimdi sizlerle birlikte 10 adet soru hazırladım. Bu 10 adet soru içerisinden değerli arkadaşlarım herhangi birisi bir tane soru lisansta, ön lisansta veyahut orta öğretimde çıkmasını düşündüğüm sorulardır. E, bu soruları sizlerle birlikte e, irdelemeye başlayalım isterseniz. E, bu 10 soru değerli arkadaşlarım ÖSYM tarzında hazırlamış oldum. Dilerseniz hemen bu 10 sorumuza bakalım. Ne diyor birinci sorumuzda? Brezilya'nın ve Hristiyanların en önemli sembollerinden biri olan Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelinin tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, burada bilmemiz gereken iki bilgi vardır. Birincisi, Kurtarıcı İsa heykeli nerededir? Brezilya'da ol, e, olduğunu bilmemiz lazım. Bu birinci bilgimizdir. İkinci bilgimiz ise bu heykelin tasarımcısı kimdir? Bu tasarımcıyı değerli arkadaşlarım birçoğumuz bilmiyoruz. O yüzden e, bunu soruya dönüştürmek istedim değerli arkadaşlar o yüzden bu tasarımcımızı bilelim. Kurtarıcı İsa EK'nin tasarımcısı değerli arkadaşlarım Paul Landowski. Bir daha söylüyorum Paul Landowski değerli arkadaşlarım Kurtarıcı İsa EK'nin tasarımcısı. Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuza gelelim. 1893 yılında yapılan çığlık tablosunun ressamı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım ÖSYM bu tarz soruları yokladığı için ben de ÖSYM ayarında bu soruları hazırlamak istedim. Umarım sizler için faydalı olur ve inşallah da sınavda çıkar. Çığlık tablosunun ressamı değerli arkadaşlarım kimdir? Edvard Munch değerli arkadaşlarım. Edvard Munch çığlık tablosunun ressamıdır. Bu bilgiyi de unutmayalım değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Ne diyor sorumuzda? 1902'den beri Lahey'de sergilenen dünyaca ünlü İnci Küpeli Kız tablosunun ressamı aşağıdakilerden hangisidir? E, ÖSYM değerli arkadaşlarım kültür ve sanat kısmından bolca soru sorduğu için bu to, e, bu tarz e, soruları e, sizlere yönetmiş oldum. Şimdi İnci Küpeli Kız'ın kız tablosunun ressamı değerli arkadaşlarım kimdir? Johannes Vermeer'dir değerli arkadaşlarım bu tablo nerede sergileniyor? Lahey'de sergileniyor. Dünyaca ünlü bir tablodur. İnci küpeli kız değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza, dördüncü sorumuza bakalım. Dünya resim tarihinde 3 boyutun ilk defa tuvale taşındığı Diego Velasquez tarafından yapılan eserin adı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu eser dünya resim tarihinde 3 boyutun ilk defa e, tuvale yansıdığı, e, taşındığı e, tablodur. Ve e, bu tablonun değerli arkadaşlarım e, neyini bileceğiz? Tasarımcısını bileceğiz. Yani Diego Velasquez. Peki bu e, tablomuzun, resmimizin değerli arkadaşlarım eserimizin adı nedir? Eserimizin adı Nedimeler'dir değerli arkadaşlarım. Bu bilgiyi de lütfen unutmayalım. E, Nedimeler'i kim tasarlamış? Diego Velasquez. bu eseri asla unutmayalım değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Kudüs aşısını bulan kimyager ve mikrobiyolog Fransız bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Şu an günümüzde aşı'nın önemi çokça önemli olduğu için size Covid aşısını sormaz ama dünya tarihindeki önemli aşıları ÖSYM size yoklayabilir. O yüzden kuduz aşısı değerli arkadaşlarım bunun bunu bulan kişiyi bilmemiz lazım. Kuduz aşısını bulan ismimiz kimdir değerli arkadaşlarım? Fransız Louis Pasteur'dur değerli arkadaşlarım. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 6 sorumuza. İçimizdeki çocuk savaşçı gibi eserleri ile tanınan. 16 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybeden ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu e, isim çok çok önemlidir. Bu soru e, lisanslı ön lisansa veyahut orta ortaöğretimde çıkmasını düşündüğüm sorular arasındadır. E, bu soruyu lütfen bilelim. İçimizdeki çocuk ve savaşçı gibi eserleri eserleriyle tanınan bu ismimiz kimdir? Doğan Cüceloğlu'dur değerli arkadaşlarım. Bu ismimizi lütfen unutmayalım. Yakın tarihte hayatını kaybetmiş bir yazardır. Bir diğer sorumuza bakalım. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı yarışmasına katıldığı sırada aşağıdaki verilen hangi ilde milletvekili olarak görev yapmaktaydı? Değerli arkadaşlarım bu bilgiyi birçoğumuz bence bilmiyor. Bu bilgi çok çok önemlidir. ÖSYM bu tarz soruyu size yoklayabilir her an. O yüzden... Bu bilgimizi bilelim değerli arkadaşlarım. İstiklal Marşı yarışmasına katıldığı sırada Mehmet Akif Ersoy değerli arkadaşlarım hangi ilden milletvekiliydi? Burdur'dan milletvekildi değerli arkadaşlarım Mehmet Akif Ersoy. Bir diğer sorumuza bakalım. 2022 Türk Dünyası başkenti seçilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM bu tarz sorularda yokluyor değerli arkadaşlarım. E, o yüzden bu, bu soru tarzı da önemlidir. 2022 Türk Dünyası başkenti neresidir? Değerli arkadaşlarım, C şıkkında yer alan Bursadır, değerli arkadaşlar. 2022 Türk Dünyası Başkenti seçilen ilimiz Bursa ilimizdir. Bir sonraki sorumuza geçelim. 2022'de düzenlenecek olan G20 zirvesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılacaktır? 2022'de düzenlenecek olan G20 zirvesi değerli dostlar nerede yapılacak? Endonezya'da yapılacaktır. Burada cevabımız B şıkkı. Son sorumuza gelelim. Son sorumuza ne diyor? Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri yazan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Bu şiirimiz çok çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bu şiiri açıp okumanızı tavsiye ediyorum. Çanakkale Şehitlerine adlı şiirimizi yazan yazarımız kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur değerli arkadaşlar. Burada cevabımız değişikliği olacak. Bu 10 sorumuza birlikte değerli arkadaşlarım bu videomuzu bitirelim. İnşallah bu 10 soru içerisinden değerli dostlar lisanslı ön lisanslı dediğim gibi orta öğretimden inşallah bu bu 10 sorudan bir soru karşınıza çıkar diyelim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.